Elçin, tabii bir heyecan var. Galatasaray-Karabağ maçı, hazırlık maçı. Güzel, keyifli de olacak kuşkusuz. Selam olsun Azerbaycan'a. Can Azerbaycan'a. Can Azerbaycan'a, kardeşlerimize. Hepinizi çok seviyoruz. Derken Galatasaray'ı izlemek için de Azerbaycan'da çok büyük bir heyecan var. Sen neler aktaracaksın? Ben ilk önce stüdyodaki değerli konaklarınızı salamlayıram. Aykut abi, sizleri salamlayıram. Ve kardeş Türkiye'nin Ramazan ayının mübarek olsun deyirəm. Herkesi salamlayıram. Ve hakikaten bir iki ay bundan önce təxminən bu deprem olayından sonra bütün dünya təbii ki üzüldü. En çok üzülən ölkələrdən de biri təbii ki Azərbaycan oldu. Ve Azərbaycan ve Türkiye'nin dost kardeş oldukları çətin günlerde növbəti dəfə öz təsdiqini tapdı. Depremdə Türkiye'nin yanında ilk ölkə Azərbaycan oldu. Yəni bu faciə növbəti dəfə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığını və dostluğunun sarsılmaz olduğunu göstərdi. Təbii ki, Azərbaycanda hər kəs yardım etdi, bütün bölgələrdə, yəni bu Türkiyədə basında da öz yerini aldı. Amma spor dalında da yəni bu yardım kampaniyasına başladıldı və Galatasarayın Azərbaycana, xüsusilə Qarabağla oynayacağını, bu dostluq maçında üzə gələcəyini öyrəndikdən sonra büyük bir sevinç yaşandı. Çünkü Azerbaycan'da Galatasarayların sayı daha çoktu. Her biriniz çok yaxşı bilirsiniz. Tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tarafları çok da Azerbaycan'da. Bu takımları çok sevirler. Artık 26 Mart'ta büyük bir gündü. 26 Mart'ta Bakı Olimpiya Stadyumunda Qarabağla Galatasaray yüzə gələcək ve bu maçta 60 bindən çok biletin satıldığını yani öğrendik. Yani artık təxminən bu da 12 milyon TL'den yukarı bir vəsait edir. Bunu özellikle qeyd edək. Və bu maça, təbii ki bu maçın oynanılacağını öyrəndikdən sonra taraftarlıq öz yerində. Amma bu maçdan gələn gəlirin depremzədələrə ayrılacağını öyrənəndən sonra insanlar daha çox bu maça ilgi göstərməyə başladı. Özellikle bunu qeyd edək. Ve bu inanırız ki bu karşılaşmada tabii ki burada prinsipiallık olabilmez, burada dostluk, kardeşlik bir karşılaşması. Tabii ki 90 dakikada burada futbolcular öz performanslarını da gösterecekler. En azından taraftarlara bir bakımlı bir futbol nümayiş ettirmek isteyecekler. Tabii ki Galatasaray Bakı'da 3 sene önce Neftçibakı ile yüzə gelmişti Avrupa Ligi 2. turunda. O zaman pandemiya var idi, yani statlara taraftar alınmırdı. Ama bu da bu karşılaşmada evvelki illerde mesela Türkiye klubları daha çok yardım amaçlı diğer ölkələrə, yani Avrupa. Evet. Ama bu karşılaşma Bakı'ya gelmesi artık bu da bir milat sayılmalıdır. Çünkü ümid edirik ki karşıdaki illerde de yine bu dostluk maçlarının, kardeşlik maçlarının, belki hazırlık maçlarının Azerbaycan klublarıyla Türkiye klubları arasında daha çok geçirirler. Beni duyuyor musun? Biz de bu maçı büyük heyecanla, sabırla gözlüyoruz. Sabırsızlıkla. Beni duyuyor musun Elçin? Şimdi tabii yarın duyuyorum. Yarın Ermenistan maçı var. Can Azerbaycan tabii milli takımımızı destekleyecek yürekten. Bir Bakü'de veya işte başka illerde bir hazırlık yapıyor musunuz? Dev ekranlarda maçı izleme gibi vesaire. Bu karşılaşmaya tabii ki yani Türkiye'nin oynadığı her maç Azerbaycan oynuyormuş kimi yani herkes kabul edir Azerbaycan'da zaten. Bu maçı da biz yani sıradan bir maç kimi bakırız. Çünkü Türkiye ile Ermenistan'ın gücü yani ortadadır zaten. Yani müqayisə etmeye bile değmez. Məğlub Ermenistan 2-3 sene önce zaten Qarabağ savaşında Azerbaycan 2. Qarabağ savaşında məğlub etti. İndi de sahada ümid edirik ki yarın Türkiye bu zəfere yeni bir zəfər futbol sahasında bir zəfər ekleyir. Ağzına sağlık. Sana çok teşekkür ediyoruz Elçin. Kolay gelsin. Ben de derin teşekkürümü bildirirəm. İyi yayınlar dileyirəm. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık sevgili kardeşim. Can Azerbaycan'a selam.
Elçin de yılların gittin spor... Gittin mi Aykut sen şeye, Bakü'ye, Azerbaycan'a? Hiç gidebildin mi hocam? Gittin. Ya nasıl biliyor musun? Yani gidiyorsun İstiklal Caddesi'nde dolaşır gibi tabii, dolaşıyorsun. Tabii. Ya insanlar bizim insanlarımız. Yani sohbetini yolda çeviriyorlar, sohbet ediyorsun. Aynı dili konuşuyorsun, aynı kültürün var. Ben hatta orada bir denk düştü tesadüfen bir Fair Play toplantısı, Avrupa Fair Play Birliği toplantısı için oraya gitmiştim. Azerbaycan İtalya maçını da seyrettim o statta, maçın oynanacağı statta. Çok muhteşem bir stat, çok güzel bir stat şehrin dışında. Tevfik Bahramov şehrin içerisindeydi biliyorsun. Tevfik Bahramov da şu 66'da top çizgiyi geçti mi geçmedi mi muhabbetlerinin olduğu yardımcı hakem. Onun adını taşıyor. Gerçekten mükemmel bir ülke ve gerçekten çok ciddi bir dostlukları var. Sordun ya soruyu, ben sana söyleyeyim. Ben orada bir maça da tanık oldum, bir milli maça da. Kesin ya, değil mi? Bir dev ekran. Ya, nasıl biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim sana, türbün gibi. Türbün gibi. Türkiye, Türkiye bağırıyorlar. Türbün gibi yani. Hiçbir farkımız yok yani. Onun için... Yani tek millet, iki devlet zaten Aliyev'in mottosudur ve gerçektir. Onu söyleyeyim. Yani belki Avrupa'da pek çok ülkede göremeyeceğiniz o sıcaklığı görebilirsiniz. Ama Orta Avrupa'da da, onu da söyleyeyim dürüstçe, Orta Avrupa'da da benzer durumları yaşıyoruz. Yani görüyoruz. Ama Azerbaycan, Can Azerbaycan. Başka bir yer. Başka bir yer. Çok katılıyorum. Ben orada İslam oyunlarında U20 milli takım başındaydım. Bayağı da uzun kaldık orada. Hani o kadar biziz ki trafikte de aynı mesela. Duygular da aynı. Aynen, şey aynen, değil yani. Aynen. Her şey aynı. Hani laf ola biri geri söylemiyoruz yani. Davranışlarımız, tepkilerimiz çok benzer şeyler. Sofralarımız da birbirine çok benziyor. Çok yakın, çok yakın. Yemeklerimiz değil mi? Kız Kalesi'ne çıkıyoruz. Çok enteresan bir küçük bir anekdot anlatayım. Çıkıyoruz. Bir hanımefendi, bir kızımız bize rehberlik yapıyor. İnanılmaz Türkçe konuşuyor. Yani hani mesela elçinin Türkçesi gibi değil. Bayağı bizim Türkçemiz gibi konuşuyor. Ya dedim ki Türkiye'de falan mı okudun? Yani bu kadar böyle hani bizim Türkçemizle düzgün bir şekilde ifade ediyorsun kendini diye. Yani tabii ki o Türkçe de öz Türkçedir. Problem yok da hani ayrım için söylemiyorum. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki yok dedi gelmedim hiç Türkiye'ye dedi. Nasıl dedim bu kadar hani bizim Türkçemize uygun konuşuyorsun? Dizileri izliyorum dedi. Dizileri hepsini hiçbir tanesini kaçırmıyorlarmış dizileri. Dizilerden o Türkçesini bizim Türkçe'ye çok yakın hale getirmiş. Vefalı insanlar bir de bak. Ne dedi hayır için bu para. Evet. Bak 60 bin çıkmış, bile evet. bitmiş. 12 milyon TL mi dedi? O civarda dedi evet. Hocam çok... yani. Daha ne yapsın bu insanlar? Azerbaycanlılara helal buraya olsun. Buraya şeye de geldiler deprem sırasında. Geldiler tabii arama maddi kurtarma ekipleri geldi, maddi yardımları. Ya bizim onlar bizim yani biz onlara kardeşimiz canımız diye bakıyoruz. Gerçekten söyleyeyim onlar da bize aynı şekilde bravo bakıyorlar. Şimdi yani onlara bir şey olsa Allah korusun biz koşacağız. Yani şimdi burada konuşmaya gerek yok siyasi olarak konuşmayalım. Yok onlara siyasi değil koşuldu da. Oldu da yani. Yaptık oldu. Da tabii onlara bir şey oldu biz hemen... şeylerimizi, dikenlerimizi çıkarttık zaten. O öyle yani. Bizim aramızdaki hukuk çok farklı. Başka ya. Diyoruz ya. İki devlet, tek millet bravo diye bakmamız gereken bir yapıyı hocam, söyleyebiliriz. Valla hemen kaç manat karşılığı bilmiyorum tabii. Onların para birimi manat da 12 milyon baktık diye. Bir maç. Evet. Tek bir organizasyon. Yani tabii bu rakamın dışında bu tavır çok güzel. Yani yapması, bu yapılması lazımdı, yapıldı gibi algılıyorum ben. Onun dışında böyle medyadan böyle zaman zaman takip ettiğimiz yani üstündeki montu veren, arabası bir tek kalmış onu veren yani bu çok özel duygular. Daha hatırı sayılır inşallah oradaki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ulaşarak bir yaralarına küçük de olsa bir merhem olur. Ama duygusu çok güzel bunun. Eksik olmasınlar, olması lazım. Olması lazım. Yani Aldin abinin dediği gibi bir şey olduğunda biz onlara koşuyoruz. Bak zaten tanıtımını da çok güzel yapmışlar. Hem de böyle çok kısa bir süre içinde çat diye biletler satılmış. Olması gereken onlar hep bizim gerçekten ne diyoruz? Can Azerbaycan yanımızda var abi. Askeri, siyasi, ekonomik tüm konularda ortak mutabakatla ilerlediğimiz bir yer orası bizim. Yani onun için söylüyorum. Mesela bizim askerlerimiz oradaki askerleri eğitiyorlar, gidiyorlar. Malzeme, teknik donanım destekleri,
Onlar da bize gerekli her türlü yardımı, işte biliyorsun doğal gaz boru hatları, işte yani bütün bunlarda yani bizimle ortak, her zaman ortaklar. Yani bizim yanımızdalar, biz de onların yanındayız. Bravo. Yani biz de bundan da mutluyum. Yani gittim gördüğüm için, hani gidip görmeyenler mutlaka görmesi lazım. İnşallah. Çünkü abi, şöyle bir şey, yani şöyle oluyor, açık söyleyeyim. İstanbul'dan kalkıyorsun mesela, Kocaeli'ne gidiyorsun. O kadar fark, öyle o kadar yani. Yani. O kadar fark var yani. Bak, güzel özetledim. Peki. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları anonsuyla gidelim reklama. Saat başı döndüğümüzde Galatasaray'ın tam kadro Adana Demir maçına çıkacağı haberi var. Onu paylaşacağız. İşte ZTK çeyrek final.